Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hareket ve işçi problemleriyle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk konumuz hareket problemleri arkadaşlar. Hareket problemlerinde tek bir denklem var. Göreceksiniz onu yazdık mı her şey çıkacak. Birkaç tane pratik yolda göstereceğiz tabii ki de her zaman gibi. Ve konunun bundan sonra da bir de... işçi havuz problemleri var. Havuz problemleri kalktı deniyor. Ama okul kitaplarımızda olduğu için birkaç tane daha örnek yaptık gerisinde de zaten çok kısa pratik güzel bilgilerimiz olacak sizlerle. Temiz bir konu. Hemen başlayalım. Bir kere x dediğimiz şey nedir arkadaşlar? X dediğimiz şey yoldur. Peki v dediğimiz şey? V dediğimiz şey hızdır. E t dediğim şey ne? T dediğim şey de zamandır. Şimdi bunları biliyoruz. Peki hocam bu ne? Buna geleceğim. Sakin. Şimdi peki x dediğimiz şey nedir arkadaşım? X dediğimiz şey yoldur. Zaten bunu pratik olarak da biliyorsun. Mesela 50 kilometre hızla 2 saat gidersen ne olur? 100 kilometre gidersin. İşte burada x dediğimiz şey v çarpı t'dir. Yani hız çarpı zamandır. Peki bizim bilmemiz gereken formül bir tek bu. Peki bunlar ne hocam? Bazen de hızları eşit olabilir ki çok az olur. O zaman bu formülü kullanırsın. Bazen değil çoğu zamanda zamanlar eşit olur. O zaman da bunu kullanırsın. Peki bunlar ne? Boşluk mu hocam? Değil tabii ki de. Buradan çekeceğiz. Peki V nedir V? V dediğimiz şey de bu T'yi her iki tarafı T'ye bölersen X bölü T'dir. T nedir peki? Her tarafı V'ye bölersen X bölü V'dir. Mesela zaman da bulabilirsin. Hızın yolun senin 100 kilometre ise e, hızın 50 ise e, 2 saatte gidersin. Şimdi benim demek istediğim şey burada şu. Gelelim buraya. Burada muhabbet ne bak şimdi? Demek istediğimiz şunu demek istiyoruz. Bizim hız birimimiz ne olacak? Kilometre. Bak hız birimimiz nedir? Kilometre. Zaman genellikle saat olacak. Hızımız kilometre olacak. Ee, pardon, hızımız kilometre değil. Kilometre bölü saat olacak. Onu söyleyecektim. Bir de yolumuz ne olacak? Burası da kilometre olacak genelde. Zaten bak formülden de öyle çıkmıyor mu? Bak hız dediğin şey nedir? Kilometre bölü saattir. Şimdi burada fizik konusu anlatır gibi anlatmayalım. Bu da zaten nedir? Yol bölü zamandır. Yol bölü zaman olduğunu gördük. Uzatmayalım sorularımıza geçelim. Hemen bakalım neler varmış. Formülümüz belli. Formülümüz nedir? X eşittir. V çarpı T. Bitti. Araçlar A ve B kentlerinden arasındaki A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte alıyor. Ha, bir araç A ve B kentleri arasındaki yolu 3 saatte alıyor. Tamam. Araç hızındaki Araç saatteki hızını... <laughs> bir türlü konuşamadım. Adam da gülüyor bana burada saatteki hızını 15 kilometre azaltırsa aynı yolu 4 saatte alıyormuş. Eyvallah tamam o zaman ben şunu biliyorum. Yol aynı yol değil mi? Yol zaten A ile B arası değil mi? Evet. Giderken ne kadar zamanda gidiyor? 3 saatte. Bak yol aynı yol. E, buradaki şey ne? Hız süresi ne? 3. E, hızı ne? Hız belli değil. Ve peki bu araç saatteki hızını 15 kilometre azaltırsa 15 kilometre azalsın. Tamam. Peki kaç saatte gidecek? 4. E, olay bitti o zaman. Neden? Yollar eşit. Bak işte hiç uğraşmadan direkt 3V eşittir. Burası da ne olacak? 4 parantezinde V eksi 15 olacak. Peki ne oldu burası? 3V eşittir. 4V eksi 60 oldu. 60'ı karşıya attın. 3V bu tarafa geçti. 4V eksi 3V. V kaç çıktı? 60 çıktı. V 60 çıktıysa AB arası kaçtır diyor. İster buradan bulurum. ister buradan bulurum. Hemen bulayım. 3 x eşittir. 3 kere V'di. v idi. V'yi de 60 buldum. Eşittir 180. İstersen çıkar burada. Burası 45'tir. 45 ile 4'ü çarpsan yine neyi bulursun? Tabii ki de 180'i bulursun. İşte bu kadar basit. Bir tane formül var. Onu uygulayacağız. Bitecek arkadaşlar. Hemen maviyle devam edeyim. A, B kentinden A kentinden B kentine gitmek için aynı anda yola çıkan iki araçtan biri 40 kmde, biri de 50 kilometre hızla gidiyor. Süper. Birisi hızlı birisi yavaş. Bu aklımda ikinci otomobil iki saat önce vardığına göre hızlı olan tabii ki de iki saat önce varacak. O zaman ne oluyor? Ee, Burada mesela bakın arkadaşlar. Sorularda şunlara dikkat edin. Bunlar aslında yazım hataları biliyor musunuz? Mesela hızla gidiyor. Hız kilometre olmaz ki. Burada saatte diye belirtmek lazım mesela. Onlara da dikkat edin. Dikkat edin derken kitaplara dikkat eder. Burada mesela biz de bu soruda dikkat edelim. Ama, ama okurken bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama aslında var mesela. İkinci otomobil 2 iki saat önce vardığına göre. 2 saat önce nasıl varır? Hemen bakalım. X eşittir. 40 kilometre hızla gidiyorum. 40 kilometre hızla gidiyorum. Ne kadar zamanda gidiyorum? 2 saat daha geç varıyorum. Aynı adam ne yapıyor? Başka bir adam pardon. 50 kilometre hızda tam T vakitte varıyor. Şimdi iki kent arasında kadardır diyor. Bunların ikisi de aynı mesafe değil mi? Evet. O zaman aynı mesafe ise ben bunları hemen bulurum. A da buldum. O zaman burası ne oldu? 40 T eksi sek, artı 80 eşittir 50 T oldu. Karşıya attın. 80 eşittir 10 T oldu. Her iki taraftan 40 t çıkardın ya da 40 T'yi karşıya eksi T 40 T diye attın. Her tarafı 10'a böldün. Gördüğün gibi T kaç çıktı? 8 çıktı. Demek ki bu T ne ama? T burada 50 km hızla gider süresi ya da 2 fazlasıyla birlikte 40 km gittiğindeki 40 km hızla gittiğindeki zamanı. Şimdi bak burada arkadaşım bana yine sorduğu şey yine mesafe. Sakın şıklarda 8 görürsün ki görmezsin ama olsun. O zaman X neymiş? 50 çarpı 8'miş. Yani 400 kilometre imiş. Burada kilometreyi sorduğu için Bizde zaten kilometre söyledik. İstersen buradan yapabilirsin. Bak 8 artı 2 10 40 kere 10 400 oldu. Geçtiğim. Ve de bunu bilmelisin arkadaşım. Neyi bilmelisin? Bazen bazı sorularda pratik şeyler yapabilirsin. Nedir o? Hemen yazalım bakalım. X eşittir V çarpı T Bak X eşittir V çarpı T ise yolla zaman doğru orantılıdır. Hemen bakalım. X bölü T eşittir V. Bak evet bir tane hız sabiti varsa bunlar doğru orantılıdır. Peki hız zaman ile ters orantılıdır. Bakıyorsun hız zaman ile ters orantılıdır. Evet niye? Çünkü bir tane x sabiti varsa bunlar biliyorsun doğru oran orantıda anlatmıştık bunları. Ters orantıda çarpma olurdu. Doğru orantıda bölme olurdu. Bunları çok iyi anlatmıştık. Hatırlamıyorsan hemen oran orantıya bir dön bak. Çok kısaca gör gel. Sonrasında arkadaşım hızla yol doğru orantılıdır diyor. Tabii ki de ne olacaktır? Hız bölü yol eşittir t idi. Bunlar da bölü şeklinde oluyorsa olur. Peki bunun anlamı ne hocam? Göreceksin şimdi. Ne peki bakalım? A kentinden B kentine giden ve durmadan geri dönen bir otomobil. A kentinden B kentine gittim. Sonra durmadan geri geldim. Yani aynı yolu gittim geldim. Bir kere. Ondan sonra at gidişinde 60 km, dönüşünde 40 km hız yapmıştır ve 4 saatte gidip gelmiştir. 4 saatte gidip gelmiştir. Bak şimdi arkadaşım. 60 km hızla gidiyorsun. Nedir bu? T1 ile gidersen 40 km'yi de T2 ile gidersen bunların ikisi de ben nerede birleştiririm? Oran orantıda yapıyorduk ya 120 k 120 T'de birleştirelim. Peki o zaman bu ne olacak? 2 T olacak. Bu adam ne olacak? 3 T olacak. Anlamı ne peki? 60 ile giderken 2 T sürede gitmiş. 40 ile dönerken 3 T sürede dönmüş. E peki bunların toplamı neydi arkadaşım? 5 T eşittir 4 saat miydi? Aynen öyle hocam. O zaman 4 bölü 5 saat eder. Peki 4 bölü 5 saati biraz daha güzel söyleyebilir miyiz? Söyleriz 0,8 saat deriz. Ama bana onu mu soruyor? A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir diyor. Kaç kilometre gitmişti? 60. Peki kaç T ile gitmişti? 2 T ile 1 T 0,8 ise bu arada bu T idi. E, 2 T nedir? Bana T1'i soruyor. 2 T de 1,6 Saat eder. Öyle bir saat var mı hocam? Var tabii ki de 10'a böl 6 ile çarp alsana saat. Burada ben sana söylemek istediğim şey şu. Bak arkadaşım bu adam 60 ile gidiyor mu? Evet. Bu adam 40 ile gidiyor mu? Evet. Sadeleştir. Bu 3 bu 2. Peki hızla hızla zaman ters orantılı mıydı? Evet o zaman 60 ile giden araç e, 2T'ye gider. E, 40 ile giden araç 3 T sürede gider. İşte bak bu kadar hızlı yapabilirdin. Yani şuraya gerek kalmayabilirdi. Bunları bil diye söyledik. Bunlar çok önemli. Kazma kürekle değil kalemle kağıtla işimiz var ve çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Şimdi bak dikkat aynı şekilde aynı bir soru. Bunlar sanki zor gibi gözüküyor ama kolay. İlk önce ne diyor? ABC bir ABC'de bir kare. A noktasına ok gönderinde V1 ve V2 hızlarıyla yola çıkan iki araç B ile C'nin tam orta noktasında karşı karşıya geliyor. Bu adam dolaşıya geliyor. Bu da buradan geliyor. Buna göre diyor V2 bölü V1 nedir diyor. Şimdi dikkat bu bir kare mi? Evet. O zaman yolumuzda şuralara biz xx diyelim. E peki burası ne oldu? 2x. Burası ne oldu? 2x. Burası ne oldu? 2x. Peki şunu soracağım. V2 hızı olan arkadaş ne kadar gitti? 2V, 2V ve 5 pardon 2x, 2x, x 5x kadar yol gitti. Tamam. V1 hızı olan arkadaş ne yaptı? 2x, x 3x yol gitti. O zaman bak ben ben sana yine söyleyeyim bunu. X bölü V eşittir T miydi? Çünkü bunlar aynı sürede vardılar. Süreler sabit mi? Evet. Biraz önce de söylemiştik. Ne demiştik? Yolla hız aynı orantılıdır. O zaman 5X giden arkadaş 5V hızındadır. 3X giden arkadaş 3V hızındadır. Aha da bize zaten oran soruyormuş. Yaşasın. O zaman 5V bölü 3V de nedir? V'ler birbirini götürdü. 5 bölü 3 oranında olacak. Gördün mü pratik bilgileri? Süper. Devam edelim. Peki burada ne yapıyoruz bakalım? A noktasından ok yönünde V ve V1, V ve V bölü 2 hızlarıyla yol alan iki araç E'de karşılaşıyor. Yine bir E noktası var. Bu arada kare değil bu sefer dikdörtgen. Buna göre dikdörtgenin çevresi ne kadardır diyor. Eyvallah bir bakalım. Bu adam V bölü 2 ile gidiyor. Bu adam V ile gidiyor. Hemen bir daha yazalım. V bölü 2 V ile giden araçlar var. Peki bu bir dikdörtgense ben şuraya B desem aşağısı B artı 75 mi olur? Aynen çünkü yukarı aşağısı eşit olması lazım. Kısa kenara A desem bu kenarda A mı olur? Evet o zaman bak V hızıyla giden arkadaş V hızıyla giden arkadaş bir B artı 75 gitti. Bir tane A gitti bir tane daha 75 gitti. Tamam. Peki Pardon, şurayı ters e, yazdık bir kere artık. Şöyle yapalım. Şurası v olsun, burası v bölü 2 olsun. Süper, bir sıkıntı yok. O zaman v bölü 2 giden arkadaş ne yapacak? Sadece a artı b gidecek. Başka gider mi gitmez? Çünkü burada karşılaştılar artık. Şimdi çok dikkat et arkadaşım. Bu adam v hızında, bu adam v bölü 2 hızında. O zaman ben sana diyorum ki, bu adam iki kat daha fazla yol gitmiştir bu adamdan. Neden? Çünkü bu v ise, bu v bölü 2 ise. Aralarındaki oran ya da aralarındaki oranı boş ver. V hızıyla giden iki iki kat yol alır. V bölü iki hızla giden bir tane kat olur. Yani bu adamın iki katı kadar yol olacak. O zaman yolunu çarpayım bunun. Yol a artı b eşittir. Şu a artı bleri yan yana getirelim. A artı b a artı b bir de 150 var. At karşıya a artı b'yi bunları bir bütün gibi düşün. Karşı tarafta a artı b ne oldu? 150 oldu. Soru neydi peki? Dikdörtgenin çevresi ne kadardır? Dikdörtgenin çevresine bak. A A 2A. E, B B 2B. E, 75 75 e, 150. E, i̇ki parantezini al çevreyi. Çevre eşittir. Ne oldu? A artı B artı 150. E peki ben 150 bulmamış mıydım burayı? Evet. O zaman buraya 150 yazarsam ne olur? 2 çarpı 150. 300 artı 150'den de çevrem ne oldu? 450 oldu. İşte bu kadar. Gördün mü? Oran, oran, oran. İstersen oranla da yapabilirsin. He, hocam ben bunu böyle yapmam. Ne yaparım? T eşittir. Bunların T'leri eşit ya. Tamam. Ne yaparsın hemen? Burası A artı B artı 150 idi. Tamam. Bunun hızı da V idi. Evet. Öbürküsü de T zamanda yaptığı için. Bunun aldığı yolda A artı B bölü V bölü 2 yaparım. Şu V'ler birbirini götüreceğim. Bu yukarı çarpım olarak gelir. E yine aynı denklemi vuracağım. Olur tabii ki de bak bu pratik. Bu uzun yol. Bu uzun yol dediğim şey bizim klasik formülümüzden çıkar. Rahat ol. En kötü ihtimal buradan yaparsın. Ama şu oran orantı işini anlarsan süper olur. 9. sınıftasın. Müthiş yöntemler örüyorsun. Ben sana söyleyeyim. Geçtik. Şimdi Burada ben sana ilk başta bir şey söylemiştim. Demiştim ki genellikle bize verecekleri şey hız kilometre bölü saat olacak demiştim. E peki her zaman böyle olur mu? Olmaz. Olmazsa ne olur? Hiç canımı sıkmam. Herkes şunu biliyor mu? Bir kilometre bin metredir doğru mu? Herkes bunu biliyor mu? Biliyor. Peki bir saat nedir bir saat? E bir saatte 60 dakikadır. E bunu da biliyorsun. O zaman hiçbir sıkıntı yok. Neden biliyor musun? Bak saatte 99 kilometre yol alan bir bisiklet. Saatte 9 kilometre yol alıyor maşallah. Saat ne demek arkadaşım? 60 dakika. 60 dakikada ben ne kadar yol alıyorum? 9 kilometre. 9 kilometre dediğim şey 9000 metre midir? 9 kilometre 9 bin metredir. Süper. Her şey tamam. Bak kaç metre yol olur diyor. Olayı görüyor musun? Olay sadece şuydu. Bir saatte bu adam 9 kilometre yol alırdı. Sadece değişkenlerimi değiştirdim. Şimdi bana sorduğu şey şu. Diyor ki 4 dakikada kaç metre yol olur? 60 dakikada 9000 metre alıyorsa 4 dakikada x metre alır tabii ki de. Peki bu artarken şey pardon azalırken Aldığı yolda azalacak mı? Evet. O zaman bu doğru orantılıdır. Doğru orantılı ne yapılırdı? Çapraz çarpılırdı. O zaman hemen çarpalım. 60 çarpı x eşittir. 9000 çarpı 4. Bununla bu gitti. E, 6 ile 900 sadeleşti. 150 kaldı. x eşittir. Ne olmuş? 600. Tabii ki de bu ne? 600 metre yol olur dedik. 600 metre... Yol alırmış bu kadar. Bak bu da ekstra soru. Neden? Çünkü böyle sorular soruyorlar. Ben sana bırakmadım bunu halledersin diye. Ben sana bir kere örnek yaptım. Gösterdim. Şimdi arkadaşım burada çok sorulan ve kafa karıştıran bir durum var. Hiç kafan karışmasın. Çünkü çok güzel anlayacaksın. İyi izle. Ortalama hız dediğimiz bir şey var. Ortalama hız. Ortalama hız dediğimiz şey neyle alakalı biliyor musun? Ortalama hız dediğimiz şey. Peki bu hız değil mi zaten? Evet. Hız neydi peki? V eşittir. X bölü T değil miydi? Tamam. Tamam. V ortalama da ne olacak biliyor musun? Toplam yol bölü toplam zaman. Yine aynı şey. V ortalama neyin ortalaması? Bütün gittiğim yolların ortalaması. Bütün yolu alacaksın. Bütün zamanı alacaksın. Ve burada adam sana sorularda bak bir tane formül verdim ki formül vermeyi biliyorsun ki hiç sevmem. Ama burada basit bir formül var. Nereden geldiğini göstereceğim. Bu formülü yaparak da bulabilirsin. Hocam bu ne peki? Bak şimdi. Bir adam x yolu V1 hızıyla gitsin. Ee, diğer X kadarını da V2 hızıyla gitsin. O zaman bak bu adam toplam aynı yolu gidiyorlar ya. Aynı yolu gittiyse bu formül geçerli zaten. Aynı yolu giderlerse hemen bak ne yapacaksın? Toplam gittiği yol 2X. Tamam. O zaman gittiği zaman ne? V1 artı X bölü V2. Burası da tamam. Peki ikisi böyle olduysa hemen paydaları eşitlersen ne olur? 2X bölü X parantesinde V1 artı V2 bölü V1 çarpı V2 olur. At yukarıya x'ler birbirini götürdü. Bak bu da yukarı geçerse ne oluyor? Bu formül oluyor. Aslında formülsüz yapar mıymışın? Yaparmışın. Ama ama ama. Bak ısınmada ne diyor? Bir araç A kentinden B kentine 42 km hızla gitmiş. Saatte 42 km. Bak bu doğru bir yazım işte. Saatte de V hızıyla dönmüştür. Tamam. O zaman benim bir tane V1'im var. O nedir? 42 km bölü saat. Tamam. V2 hızım var. O da ne? V. Peki gidiş dönüşte ortalama hızı kaçmış bunun? Saatte 48'miş. Peki ben bu formülü kullanabilir miyim? Rahatlıkla kullanırım. Nasıl kullanacağız peki? Benim ortalama hızım 48. Tertemiz bir sayfa açtım. Benim ortalama hızım 48. 2 çarpı hızım neydi? İlk hızım 42. V2 neydi? V2 yok ortalıkta. V'ye gelerek geldi. Sonrasında bir de ne yapacağım ben? 42 hızımla V hızımı toplayacağım. Şimdi çok dikkat edin. Size burada bir katakulle yapacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Şimdi bunları içler dışlar yapacağız. Burada görünmez bir var. İçler dışlar yaptım. Ne oldu? 48 çarpı 42 artı 48 V oldu. Bu tarafta da ne vardır? 84 V vardır. Hocam bunu çarpsana. Neden çarpayım arkadaşım? Neden çarpayım? Çarpmayı bilmiyor muyum ben? Ben bunu çarparım. Hemen sana kaç olduğunu da söylerim. Pratik yöntemlerim var. Sorun yok. Ama gerek yok. Beyin yorulmasına gerek var mı? Beynin yorulmasına gerek yok. Çünkü bu beyin. Bak adamın beyni var mı yok mu? O hala onu düşünüyor. Ama bizde var beyin. O zaman bak şimdi ne yapacaksın? Çok dikkatli izle. Bunu ben hiçbir şey yapmayacağım. Neden? Çünkü bu 48 V'yi karşıya attım. 84 V eksi 48 V. 2 tane olsaydı 50. 34 mi etti? 36 V etti. Şimdi çok iyi de 48 çarpı 42'yi neden çarpmadığımı anlayacaksın. Neden? Çünkü bak arkadaşım bunu karşıya attın. 36 oldu. Bununla bu 12'ye bölünür. Zaten sadeleşecekler. Soru böyle güzel bir soruysa sadeleşirler. Hiç merak etme. 12 ile sadeleşti 4 kaldı. 12 ile sadeleşti 3 kaldı. Bu 3'ü de şununla bölersem burada bir tek V kaldı. Bu da 14 oldu. 14 kere 4 56 eşittir V oldu. Demek ki biz bizim hızımız neymiş? 56 imiş. Gördüğün gibi 42 km hızla gittim. Bir de 56 hızla gittim. Ortalamam 48 çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten de güzel bir şekilde gitmiş, gelmiş bu arkadaş. O zaman ne oldu? Bu soruyu da bitirdik. Yanlışımız var mı bakalım? 4 ile sadeleşti. 3 ile sadeleşti. Allah izin verirse bir yanlışımız yok. Devam edelim şimdi. Peki orada hocam yollar eşitti. Yollar eşit olmazsa ne yapacağım? Hemen bak ne yapacaksın? Bir araba yolunun 3 bölü 5'ini 60, 60 km hızda saatte e, kalan yolu da 80 km hızda gidiyor. Bu iki aracın tüm yol, boyun, tüm yol boyunca ortalama hızı kaçtır? Bir kere V ortalama neydi arkadaşım? Hemen bak formülü yazalım. X toplam bölü T toplam. Yani toplam yol toplam zamandır. Ama 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 geçen yayını izlediysen sen. Kesir problemlerinde ben ne yapıyordum? Kesir problemlerinde böyle uğraşmıyordum. Yolun 3 bölü 5'i falan filan. Ne diyorduk yola? Yol 5x olsun. O zaman bu adam 3x'i 60 km hızla mı gidecek? Evet. Peki geri kalan yol 2x'i 80 km hızla mı gidecek? Evet. Peki V ortalamayı sorduğuna göre hemen formülü yapalım. Formül derken yani mantıken biliyoruz zaten. Toplam yol ne? Gittiğim geldiğim her şey dahil 3x, 5, 2x, 5x yolum var. Peki zaman ne benim zamanım? Toplam zamanım. 3x'lik yolda 60 km ile gidiyorum. Bak 3x'lik bir daha gösterelim. Toplam zamanım ne? Zaman eşittir x bölü v'ydi. O zaman zaman nedir? Birinci zaman. Birinci zaman x bölü 3x bölü 60'tır. Artı ikinci zaman nedir? x bölü 80'dir. Anlaştık. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edelim o zaman. V ortalama eşittir. Ne yapacağım hemen? Paydaları eşitleyeceğim. Paydaları eşitlemeden önce bir sadeleştirme yapalım. Şurada 20 kaldı. Şurada 40 kaldı. Burayı bir 2 ile çarpsam yeter. O zaman çarparsam ne oluyor? Bak yukarısı 5x bölü aşağısı 2x artı x bölü 40 oldu. Çünkü ortak 40'ta bunları hallettik. O zaman hemen güzel gene yazalım. V ortalama eşittir. Yukarısı 5x. Aşağısı 3x bölü 40 ters çevir 40 bölü 3x oldu. O zaman xler birbirini götürdü mü? Götürdü. V ortalama kaç çıktı? 200 bölü 3 çıktı. Olur mu hocam? Olur tabii ki de canım. E, keyfi bilir. E, sen karışamazsın ki. Adam 60 ile 70 arasında, 70'e yakın bir yerde hız yapıyor. 60 ile 80'in ortası, orta noktası nedir arkadaşlar? 70 değildir. Neden 70 değildir? Ortalama hız 200 bölü 3 çıkar. Bu formül çok önemli ama çok basit bir şey. V ortalama bölü. V ortalama eşittir. X toplam bölü. T toplam. Yani yol bölü zaman. E toplam yol bölü toplam zaman. Hiçbir şey fark etmez. İşte geldik klasik sorularımızın bir başka türlerine. Şu ana kadar bence çok iyi gidiyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Arkadaşlar yazılılar yaklaşıyor malum. Problemleri bitirdik. İnşallah bu problemler sayesinde bence çok güzel yol katettik videolarımızı sürekli izleyen arkadaşlar ve tabii ki de izlemek yetmez. Kendileri tekrar çözen, soru çözen, yapamadıklarını okulda hocalarına soran arkadaşlar bu işi 9'dan halledeceklerdir. Bakın klasik yöntemlerde değil pratik yöntemlerle anlatmaya çalışıyorum. Niye? Okulda belki hocam pratik anlatıyordur, belki klasik anlatıyordur ama biz burada güzel güzel böyle 12'ye hazırlanma babında ne e, aslında 12'ye hazırlanma sebebiyle ve üniversite sınavı için 9'dan temel atalım dedik. Biraz rahatladıysak konumuza devam edelim. Şimdi bakın çok güzel şeyler var yine. O da şu. Ne var burada? Onu söyleyelim. İki araç birbirlerine doğru gidiyorlarsa iki araç birbirlerine doğru gidiyorlarsa bunlar bir yerde karşılaşacaklar. Karşılaştıkları yolda ne yapacaksın şimdi? Ne söyleyeceksin buraya? Tabii ki de diyeceğin şey şu. Burada sadece şunu söyleyebilirsin. AB bölü VA artı VB'dir. Burada aldıkları zaman nedir? Yol bölü toplam zamandır. Çünkü neden? Bak şimdi bu adam belirli bir süre gelecek. Bu adam da belirli bir süre gelecek. Sonra birleşecekler. Ne yaptı? Aslında belirli bir hızla gelirken bu adamlar aslında bir olmuşlar. Birlik olmuşlar. Bu yolları toplam hızlarıyla birlikte almışlar. O yüzden bu şekilde gelirler. Peki bir adam bir adama yetişmeye çalışırsan ne olacak? Bu adam kaçacak, bu adam kovalayacak. Diyelim ki bu adam 50 ile gidiyor. Bu adam 60 Bu adam bir saat sonra ne yapacak? Bu 50 öteye gidecek bu 60. Aradaki mesafe 10 kalacak. Peki bir daha gider 10 azalacak. Bir daha giderse bir 10 daha azalacak. Peki ne zaman yetişecek hocam? İşte ilk baştaki şu AB mesafesi AB mesafesi neyse o biten bitene kadar yaklaşmaya devam edecek. İnşallah anlamışsınızdır. Anlamayacak zaten çok da bir şey yok. Bu buna yetişmek için ne yapıyor? Çaba sarf ediyor. Bu da bununla denk gelecek. İkisi sanki ortak bir yol alıyorlarmış gibi. Bir, bir hızdaymış gibiler olacak. Hemen sorularda çok rahat anlayacağız şimdi. Merak etme. Ne diyor? A ve B'deki araçlar aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Çok süper. Etsine bakın. Bir buçuk saat sonra karşılaşıyorlar. Bak demek istediğim ne biliyor musun? Bu adam bir buçuk saat sonra 60 kilometre gider. 40 artı 20 yarısı. 60 kilometre yol gider. Peki bu araç bir buçuk saat sonra ne gider? 80 artı 80'in yarısı 40, 120 kilometre yol gider. Bak şu an ne kadar yol gittiler? 180 kilometre yol gittiler. Burası kaçmış? 180 kilometreymiş. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bunları niye ayrı ayrı hesaplıyorum ki? Bak ben bunları niye ayrı ayrı hesaplıyorum? Hiç gerek yok. Buradaki mesafe ne? X. E bun, bunların ikisinin toplam süresine biraz önce zaten formülde onu gösterdik. İçler dışlarda yani bunu tabii ki de zaman çarpı yol zaman çarpı hız yapabilirsin. Sıkıntı yok. Sen bunları biliyorsun zaten. Oran orantıdan hatırlıyorsun. Peki burada ne yapacağız bak şimdi? X eşittir e zaman çarpı hızlar değil miydi? hızları toplamı da bir araç gibi düşünmüyor muyduk? Düşünüyorduk. O zaman X dediğim şey ne olacaktır? 180 olacaktır. Bu arada tabii ki de buna bir ölçü koyalım. 180 kilometre olacak dikkat. 180 kilometre olduktan sonra diyor ki bu iki araç aynı anda hareket ederlerse A'dan hareket eden B'den hareket edene e, hareket edene nasıl yetişir diyor. İki araç bu sefer aynı anda aynı anda değil de aynı yöne doğru hareket ederse burada ne diyeceğiz? Aynı yönde hareket ederlerse yani birbirlerine doğru gelmişlerdi demek istediği şey şu hemen düzgünce anlatalım. Burası A burası B olduğunu düşün. Şimdi bu A'daki buraya gidecek. Hızı kaç? 40. Bu ne yapacak? 80 ile kovalayacak. Aradaki mesafe kaç? 180 kilometre. E bu bunu nerede yakalayacak bilmiyorum ama yakalarsa bak nasıl yakalar biliyor musun? Biraz önce söylediğimiz gibi. T eşittir. Yol bölü. Aradaki fark zaman. 80 eksi 40. E peki T nedir? 180 bölü 40'tır. Bunlar birbirini götürdü. O zaman ne oldu? T eşittir. Dört buçuk oldu. Çünkü kırkı sekseni böldüm. Yüz altmış bölünür dörde. Bir de yirmi kaldı. O da yarımdır zaten. Dört buçuk saat sonra yetişir. Bu arada sorumuz bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü bak bize sorduğu şey şu. Diyor ki hareket eden B'den hareket edeni B'den kaç kilometre uzakta yetişir diyor. B'den kaç kilometre uzakta yakalar diyor. Peki nasıl yakalayacak? Hemen bakalım. Bu adam bak seksenle Gidiyor. Dört buçuk saat yol gidecek. Dört buçuk saatte ne yapar? 4 kere gitse 320, 40 daha eklersen 360 kilometre yol gidecek. Peki burası kaçmış? 180 buradaydı zaten. Bir 180 daha gidecek. Ya da ya da ya da ya da bu adam 40 kilometre hızı mı var? Evet. Dört buçuk saat sonra zaten bu adam nereye gelir? 180. kilometreye gelir. Bak aynı şeyler. Gerçekten de bunları birleştirdik. Gerçekten gönüller bir oldu mu? Birleşebilirsin. Gördün mü? Olay tamam. İki türlü de yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar zaman sonra birleşirler? 4,5 saat sonra. Ne kadar süre? İster bundan gel ister bundan gel. Ama tabii ki de bundan gelmen daha kolay. Çünkü dört ile 40'ı çarparsan olay tamam olur. Ne diyoruz bakalım burada? Diyoruz ki A'dan B'ye aynı anda VA ve VB hızlarıyla birbirlerine doğru hareket eden iki araç. Karşılaşmalarına 2 saat kala aralarındaki uzaklık 140'tır. Bak 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 bak. Çok güzel. Çok cin bir soru bak. A'dan hareket ediyorsun. B'den hareket ediyorsun. V A hızıyla hareket ediyorsun. V B hızıyla hareket ediyorsun. Ve ne yapıyorsun biliyor musun? Birbirlerine 140 kilometre kala bu adam buradaymış. Bu adam buradaymış. Bak dikkat. 2 saat kala aralarında 140 kilometre kalmış. Yani bu adamlar şimdi yola çıksalar biraz önce değil şimdi yola çıksalar ne olacak peki? İki saat sonra birbirlerine yetişecekler. E peki bu adamlar birbirlerine doğru gelmiyorlar mı? Evet. O zaman T eşittir. Neydi? X bölü V idi. Tamam. O zaman ne diyorum bak. İki saat eşittir. 140 bölü VA artı VB. Neden? Çünkü bunlar bir araç gibi hareket ediyorlardı. Eyvallah. 140'ı neye bölersen 2 eder. Tabii ki de 70. VA artı VB nedir? 70'tir. İşte bu kadar. Soru bitti mi? Bakalım devamında ne diyor? VA eksi VB de 10'muş. Hem tamam. Orası da tamam. VB'nin hızı kaç kilometredir diyor. O zaman elimde bu var. VA artı VB eşittir 70. Elimde bir de ne var? VA eksi VB. Yani A'nın hızı B'nin hızından çıkınca da 10 kalıyormuş. E, taraf tarafa toplarsam ne oluyor? 2 tane VA eşittir 80 oluyor. Çünkü VB'ler birbirini götürdü. VA ne oldu? 40 oldu. İşlem bitti mi? Bitmedi. Neden? Bize VB'yi soruyordu. İster burada yap ister burada. 40 koyarsan ne olur? 70 olması için 30. İstersen aşağıda bak. 40 koyarsan yerine ne çıkarsa 10 olur. Tabii ki de yine 30. Çünkü cevap doğru 30 olacak. Gördüğün gibi süper bir şekilde bu bitti. Şimdi arkadaşım çok dikkatli olman gereken bir konuya daha geldik. Neymiş o da? ...çevre, e, bir tane daire, e, daire değil, çemberin etrafında, yuvarlak bir pistin etrafında dolaşmaları. Peki nasıl olacak bu? Böyle olacak, hiç fark eden bir şey yok. Sonuçta bunlar birbirlerine doğru geliyorlar mı? E sanki bunlar bizim yolda birbirlerine doğru gelenlerle aynı değil mi? E o zaman x eşittir, v1 artı v2 çarpı t, biraz önceki formülün aynısı değil mi? Aynen öyle. Peki bu adamlar birbirlerine yaklaşmaya mı çalışıyorlar mı? Evet. O zaman bunlar arasında bir tane çevre kadar yol farkı var mı? Çünkü bak biri hızlı biri yavaş. Biri ne yapacak? Tam tur atıp gelecek. Öbürküsü daha yeni turunu tamamlamış tamamlamadıcak belki de. O zaman bu buna ne kadar mesafe yakındadır? Ne kadar? Aralarında aslında yan yana olduklarına bakma bir tur atıp yaklaşacağı için çevre kadar vardır. O zaman bu ne diyeceğim? Buradan yola çıkıyor V2 hızıyla. Bu da V1 hızıyla buradan çıkıyor. Peki ne zaman yanaşır bu buna? Yine aynı şey bak x eşittir. V2 eksi V1 çarpı T değil midir? Çünkü aralarındaki mesafeyi hep hızlarının farkı kadar kapatacak. Ama ne zaman bitecek? Çevreyi tamamladığında. Hemen soruya geçelim arkadaşım. Çembersel bir pistin A noktasından aynı anda aynı yöne doğru çıkıyorlar. Tamam. Aynı anda aynı yöne doğru çıkan iki araç 20 dakika sonra 20 dakika sonra yan yana geliyorlar. Bunlar 4V1 ve 3V2 hızındalarmış. O zaman V1'e ben şöyle diyebilir miyim? 3V v 2 de 4V hızında olabilir mi? Olabilir tabii ki de. Süper olur hem de. O zaman pistin çevresi de buymuş. E peki peki peki. Biz ne demiştik? X eşittir. V çarpı T demiştik. Tamam. O zaman peki bu arkadaşlar birbirlerine doğru geliyorlar mı? Daha doğrusu biri, bir, birisi birini yakalamaya çalışıyor mu? Evet. Yakalamada ne yapacaktı? hızlarının farkı kadar her dakika boyunca yaklaşacaktı. O zaman şöyle söyleyebilir miyim ben? Çok dikkat et şimdi. X dediğim şey ne? Çevreydi. E çevre eşittir. Hız dediğim şey ne? 4V eksi 3V olacak. E zaman dediğim şey ne? Zaman da 20. E V1'e ben bu arada ne demiştim? 3V demiştim. Demek ki burası da 18V artı 10 oldu. Şimdi çok iyi izle bak şimdi. Çevrem neymiş? 18v artı 10. E burası ne? V e çarpı 20 var. Hemen at karşıya. 18v'yi karşı attın. 20v var burada. 10 eşittir 2v etti mi? Her tarafı 2'ye böldün. V eşittir 5 etti mi? Etti. İşte bu kadar. V V2 hızı kaçtır diyor. E V2'yi zaten ben 4v diye nitelendirmiştim. Hemen V2 ne olacak? 4 kere 5'ten. 20 olacaktır. Hızı 20 oldu. İsteyen buraya çevreyi yazsın. İsteyen çevreden dolayı mesela 5 ile çarp 90, 100. Çevresi 100'müş. E bunun hızı, bunun hızı 20. Bunun hızı 15'miş. Aradaki fark 5'miş. Hızları farkı 5'miş. O 5 ile de zaten 100'ü kapatmaya çalışacak. Her 100, her bir her bir dakikada ne yapacak? Bu 5 5 metre yaklaşacak. E 100 metre içinde 20 dakika gerekiyor. Gördüğünüz sağlamasını da yaptık. Şimdi yine bir soru geldi. Uzunluğu 840 metre olan çembersel bir pistte iki hareketli aynı anda ve aynı noktadan zıt yönde hareket ederlerse yani birisi böyle gelirse birisi böyle giderse burası başlangıçta 8 dakikada. Peki 8 dakikada nasıl geliyordu? X eşittir. V1 artı V2 çarpı T'ydi. E burada t ne? E, t 8. Yolum 840. E bunlar birbirlerini destekliyorlar. Yani birbirlerine yardımcı oluyorlar yolu bitirmek için. Tamam. Çarpı kaç dakika? 800 da 8 dakika. Peki ne diyor? Aynı anda aynı yönde hareket ederlerse aynı anda aynı yönde hareket ederse burada ne yapacaklar? Biri diğerini artık burası yok. Biri diğerini yakalamaya çalışacaktı. Ne zaman yakalayacaktı? Yine 840'ı ne yapacaktı bu sefer adam? V1 eksi V2. Yani hızlarının farkı kadar yakalamaya çalışacaktı. Bu da kaçmış? 56'ymış. O zaman bir toparlayalım. Her iki tarafı 8'e böldüm. Ne etti buradan? 800 olsaydı 100'dü. 40 da 8'e bölündüğünde 5'ti. Ben size bu bölmeleri bölme bölünebilme de öğretmiştim. Ne olmuştu burası? 105 etti. Peki 56'ya bölmeyi ne yapacağız? Ben bölemiyorum hocam. Gördüğün gibi ben de bölemiyorum. Hemen 2'ye böldün. Ne çıktı? Hemen 4'e bölelim. Bak 4'e bölersen 210. 4'e bölersen 14. İki taraf 7'ye bölünüyor. Çok güzel. Burası 30. Burası 2. Her tarafta bölündü. Ne oldu? 15 oldu. Kim 15'miş? V1 eksi V2. O zaman V1 eksi V2 de neymiş? 15'miş. Taraf tarafı toplarsam ne olur? İki tane V1 eşittir. V2'ler gitti. 120. V1 nedir V1? V1 60'tır. V1 60 60'sa V2'yi bulmak çok kolay. İster bu denklemde yerine koy. Neyle toplarsan 105 eder. Tabii ki de 45 ile. 60'tan ne çıkartırsan 15 eder. Tabii ki de 45 eder. Bana yavaş olanınızını sorduğu için 1'e 60, 1'e 45 ise yavaş olan neymiş? 45 metre bölü dakikadır. Neden? Bizim süremiz dakika cinsindendi. Yolumuz da metre cinsindendi. Bunları kaçırma arkadaşım dedik. Hemen geldik buraya. Özel bir soruya geldik. Özel sorumuz nedir? Özel soru şu. Bununla ilgili bölümler anlatılıyor. Biz anlatmadan söyleyelim. Özel bölümümüz şu. Bir tekne var. Tekne ne yapar? Bir hızı vardır. Ama akıntı karşıdan böyle ona engel olursa ne yapar? Akıntı bunu geriye doğru gider. Ama adamın hızı var zaten. O zaman ne olacak? bunun hızını akıntı kesecek. Yani V eksi V akıntı diyeceğiz. E peki akıntıyı arkasına alırsa ne yapar bu adam? Bu sefer kendi hızına akıntıyı da ekler. Daha da hızlı gider. Süper. O zaman bak şimdi arkadaşım. Çok iyi izle. Hızı 40 olan bir tekne akıntıda 10 km olan bir nehir boyunca hareket ediyor. Bu tekne 32 saat sonra harekete başladığı yere geliyor. Yani ne yapıyor? Akıntıya karşı gidiyor. Sonra geri geliyor. Niye? Çünkü benzini biter ne olur ne olmaz süresi bitmiştir bir şeyler bir şeyler. Peki bak nasıl olacak bu? Bu adam akıntıya karşı gider daha doğrusu şöyle böyle yol alırken bu adam akıntıyı daha almamıştı. Ne oldu? Yüzüne yüzüne vurdu akıntı. Bunun hızı aslında 40'tı. 10 çıkarsa bunun gerçekteki hızı 30'a düşecektir giderken. Peki dönüşte bu adam ne yapacak? Bu arada hızı ne oldu? Kilometre bölü saat diyelim. Peki dönüşte ne olacak? Artık bu 40'la gidiyor. Biraz önce engel olan buna engel olan akıntı ne yapacak? Bu sefer yardımcı olacak. Bu sefer ne olacak bunun hızı? kilometre bölü saat olacak. Bak şimdi işte müthiş ya. Gerçekten o kadar tatlı bir konu anlatışımız var ki. Peki bu adam 50 ile gider. Bu adam 40'la giderse bu adam 5T sürede gider. Bu adam 3T sürede mi gider? Çünkü niye? Ters orantı mı vardı? Bak burası 50'ye yani 3'e 5 mi? O zaman ters olacak. 5'e 3 olacak hızları, şey süreleri. Peki toplam süre neymiş? 8T eşittir 32 saatmiş. T dediğimiz şey neymiş? T dediğimiz şey 4'müş. Bu sefer diyor kaç kilometre uzağa gidebilir diyor. Peki benim sürem ne oldu? 20 oldu mu? Mesela 30'la giderken benim sürem 5T'den dolayı 20 oldu. Bakalım alt tarafı sağlayacak mı? 50 ile giderken benim sürem 12 oldu. Tamam çok güzel. Burası ne? 30 V çarpı T ya da V çarpı T. Bu arada V1 T1, V2 T2. İkisi de farklı farklı zaman, hızlar ve yollar. E peki bunun cevabı ne? Tabii ki de X. E X nedir arkadaşım? X 600 oldu. İster 20 ile 30 çarp istersen 50 ile 12. Bu özel sorumu da yaptım. Geçtim. Bir özel soru daha geldi. Peki bu özel sorumuz ne? Bu özel sorumuz da şu arkadaşım. Şimdi uzun araçlar bir tünele girebilirler. Bu tünele girdiklerinde bu araçlar arkadaşlar, ne olacak? Tünele ilk önce ön taraflara girecek bu arkadaşın, yani ilk motorun olduğu taraf tünele girecek. Ama bu adam tünelden çıkışı sadece ön tarafı değil, kendi uzunluğu kadar yol alacak. Mesela şu an girdiğinde çıktığında burası kendi uzunluğu haricinde tünel uzunluğudur. Ama bu adam tüneli geçti diyorsa, artık arkasında bıraktı diyorsa bu adam ne yapacak? Bir de kendisi mesafesi, kendisi kadar mesafe alması lazım. İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü aslında güzel anlattık bence. Mesela burası bir tünel. Adamın boyu bu kadar. Şimdi bu adam girdiği anda başlayacak. Bu adam böyle gittiği anda bu mesafe nedir? Bu mesafe şöyle gösterirsek bu mesafe tüneldir. Ama bize ne lazım? Bu adamın buradan çıkışı lazım. Buradan çıkışı için ne lazım bu adama? Bu tünelden tamamen çıktığın için tünel artı aracın boyu lazım bana. Genellikle sorular böyle gelecek. Bakalım şimdi ne diyor? Aralarında 270 metre bulunan iki tünel. Ha iki tünel var. Tamam. Aralarında ne kadar mesafe var? 270. Birinin boyu 800'müş. Tamam. Birinin boyu 900'müş. Eyvallah. 72 kilometre olan hızı. Tamam. Bir araç geliyor 72. Tren. Bir tren geliyor. 100 saniyede geçiyor. Bir dakika ya. 100 saniye mi? Trenin boyu kaçtır diyor. Hani saatteki hızı 72 idi? Hemen yine yapalım bunu. 60 dakikada 60 dakikada 72 bin metre yol alırsa bu adam bir dakikada ne yapacak? 60'a böleceksin bunu. Böl 60'a. Ne oldu burası 6'ya bölersen? 12. 1200 metre yol alacakmış. Ama bana saniye soruyor. E bu da bir dakika bu kadarsa bir daha böleceğim 60'a. Çünkü bir saniyeye bakacağım. Bir daha 60'a bölersem 120 20 metre olur. Peki 100 saniyede ne olur bu? Bak temiz gene yapıyorum. 100 saniyede de Tabii ki de bu 100 katına çıktıysa bu da 100 katına 2000 metre olacaktır. Peki burada yaptığı şeyin adamın x eşittir v çarpı t yapalım. Bu adam 100 saniyede bitirdi. Tamam. Neyi bitirdi 100 saniyede? 2000 metreyi bitirdi. Peki 2000 metreyi bitirdi. Ee, benim hızım neydi bu arada? Bu arada bu ne yapacak? Bu benim buradaki hızımdı ya. Şurayı yanlış söyledik burada bir dakika kafamız karıştı mı karışmadı niye karışsin ki ha şöyle 100 saniyede zaten 2000 metre yol aldı ya 100 saniyede 2000 metre yol aldı biz burada tamamını hesapladık zaten boşu boşuna düşünüyoruz ne oldu o zaman benim hızım 2000 oldu yani bakın burada kafanız karışmasın şurası 100 diye düşünme zaten ben burada 100 saniyede ne kadar aldığını hesapladım 72 kilometreyle gidiyordu ya Saatte 72, bir dakikada 1200, bir saniyede 220, 100 saniyede 2000 metre gider. O zaman bu adam formüle gerek yok. O zaman bu adam 100 saniyede ne kadar yol aldı? 2000 metre yol aldı. Peki alacağı yol neydi? Bak diyor ki 100 saniyede geçtiğine göre neyi? Tüneli geçiyor artık adam. Peki 2000 metre olan şey ne? Bir, tünelin birincisi 800 artı aradaki mesafe artı 900 artı bir de ne var? Tren var. Tiren. Peki burası ne oldu? 800 900 daha 1730 270 daha 1970 artı tren ne olur? eşittir 2000 olur. İşte trenin boyuna kadarmış. Trenin boyu da 30 metreymiş. Vay maşallah. Trenin boyu da 30 metreymiş. Süper. Kimse bunun önüne geçemez zaten. 30 metrelik bir şey olmuş. Süper bir şekilde bu soruyu da bitirdik. Sadece şurada biraz böyle şaşırdık gibi oldu ama şaşırmadık. Neden? Çünkü biz zaten kilometreden dolayı gittiği yolu kendimiz hesaplamıştık. Dedik, geçtik. Arkadaşlar şimdi e, yeni bölüme geçtik. Yeni bölüm işçi problemleri. İnşallah burayı çok hızlı temiz anlatacağım. Çok düzgün dinleyelim. İsterseniz burada bırakın videoyu bir ara verin. Sonrasında devam edin. Hiç sıkıntı yok. Çünkü bayağı bir problem çözdüm sizle. Hız problemlerinin altını üstüne getirdik. Bütün her şeyi anlattım hız problemlerinde. O yüzden siz de rahat rahat e, bitirdiğinizi düşünüyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Değil mi? Gülen surat. Aferin. Gül bakalım böyle. Şimdi işçi problemlere geçelim hemen. İşçi problemlerinde de şöyle bir mevzu var. Bakın, konu anlatım yapım yapmayacağım. Çünkü ben size kesirleri anlattım. Kesirleri anlattığında ne demiştim? Mesela bir adam işin 3 bölü 5'ini yapıyor. O zaman ben ne diyordum? 3 bölü 5'ini yapıyor. O zaman 5'e böl diyordum. Veyahut da 1 bölü 4'ü derse ne olur? 1 bölü 4'ü derse 4'e bölersin. E 4'e bölünen bir iş demek ki bu. 1 bölü 4'ünü yapıyorsa 4'e bölünen. 5'e bölünüyorsa 3 bölü 5 derse 5'e bölünen bir işti. Ve biz bunlara da ortak kat veriyorduk. Şimdi bir işi Mehmet 12 günde yapabiliyor. E Çetin de 24 günde yapabiliyor. E bu adamlar ikisi birlikte arkadaşım. Aynı işi yapmıyorlar mı? O zaman bu iş hem 12'ye bölünen hem 24'e bölünen bir şey diye düşünebilir miyim ben? Düşünebilirim. Bakın, işçi problemlerinde birincisi iş nedir diye bulacaksın. İkincisi arkadaşlarımın kapasitesi nedir diye bakacağım. Bir iş, iki kapasite. Bakın, bunların ikisi de 12 gün ve 24 gün çalıştılar. Peki bunların ortak katı ne? 24 K işte ben işe 24K diyeceğim. Neden? Öyle bir iş var ki hem 12 hem 24'e bölünüyor. Burayı anladıysak geçiyorum. Burayı anladıysak geçtim hatta. Peki 24K'lık bir işse bu adam 12 günde bitirebiliyorsa bu adam bir günde 2K'lık iş yapmaz mı? 24K'yı 12 günde bitirecekse bir günde 2K'lık iş yapar. Bu adamın kapasitesi 2K'dır. Peki Çetin ne yapıyor? 24K'lık işi 24 günde bitiriyor. Maşallah tembel Çetin. O zaman ne olacak? Bu adamın kapasitesi de K'dır. Bir günde 2K, bir günde K yapabiliyor. İkisi birlikte bu işi kaç günde bitirirler diyor. Hemen bakıyorum. K, 2K nedir? 3K. Günde 3K iş yaparlar. Günde. Bak sıfır işlem. Sıfır. Sıfır işlem yapıyorsun. Toplama çıkarma çarpma hiçbir şey yok. Sadece bölmelerle işlem yapıyorum. Günde 3K yaparlarsa 24k'lık işi 3k'ya bölersen kaç günde yaptıklarını görürsün. İşte bunlar bir araya gelirse 8 günde yapar. Bir tane de şuraya koyalım. Sanki böyle rujlu öpücük gibi oldu ama olsun. Bir tane de buraya koyalım. Gülen suratın hiç solmasın diyelim. Çünkü müthiş bir şekilde öğreniyor problemleri. Bak şimdi, aynısının tıpkısının benzeri. Ömer bir işi 18 günde yapıyor. Ömer ve Faruk da 12 günde bitirebiliyor ikisi birlikte. Bak, bir iş var. 18'e bölünebiliyor ve 12'ye bölünebiliyor. Öyle bir iş var ki 18'e ve 12'ye bölünebiliyor. O zaman ben her zamanki gibi işime ne diyeceğim? 18'in 12'nin bir katı 36K diyeceğim. Bak benim işim 36K. Hemen kapasiteye geçiyorum. Bu arkadaşın çalışma kapasitesi nedir? 2K'dır. E bunun burada ne olacaktır? 3K'dır. Ha bir dakika hocam. Demek ki Ömer ve Faruk 3K kapasitelerse Ömer artı Faruk kapasiteleri kaç? 3K. E Ömer'in kapasitesi kaçtı? 2K'ydı. E Faruk'un ki kaç olur o zaman hocam? K kadar olur tabii ki de arkadaşım. E Faruk K kadarsa bu işi Faruk kaç günde bitirir? Bu iş dediğimiz neydi? 36K'ydı. E Faruk'un ki neydi? K'ydı. Demek ki bu yavrucak da 36 günde bitirir dediğim. İşte arkadaşım bak hiç bölme toplama çıkarma yapmıyorsun. Direkt böyle. E formül var mı hocam? E var formül tabii ki de. Bu adam 1 bölü 18 yapıyorsa arkadaşı da 1 bölü f yapar. Eşittir bunlar neymiş? 1 bölü 12. Tırı vırı. Mesela böyle. Böyle de yapabilirsin. Nasıl? 1 bölü 18 bir günde yaptı. Faruk'un yaptığı da bir günde 1 bölü, 1 bölü f'dir. E toplam 12 günde bittiklerine göre 1 bölü 12. E zaten toplam işi de bir günde bu kadar yaparlar diye yaparsın. E Buradan da bulursun. Ama bu güzelim yöntem varken ne gerek var? Geçtim. Yusuf bir işi 6 günde bitirebiliyor. Tava ise 15 günde bitiriyor. Bir dakika. Bunların ikisinin katı ne arkadaşım? 6 ile 15. Hemen düşündün. Ne buldun? Tabii ki de 30K'dır hocam. O zaman kapasitelere geçiyorum. Bak şimdi. Yusuf'un kapasitesi şöyle gösterelim. Yusuf'un Yusuf kapasitesi <laughs> ...Yusuf'un kapasitesi nedir? 6 günde 30 yapabiliyorsa... ...bu arkadaşın kapasitesi 5K'dır. E peki Talha'nın kapasitesi ne? 30K'yı 15 günde yapıyorsa... ...2K'dır. Peki Yusuf 2 gün çalışırsa ne olur? 10K'lık iş yapar. Talha 4 gün çalışırsa ne olur? 2K çarpı 4K... ...8K yapar. E tamam. E 4 gün çalıştı. E, o zaman bunlar ne kadar iş yaptılar... 18K iş yaptı. Bu işin kaçta kaçı biter diyor. E, bizim işimiz kaçtı? 30K'ydı. E, kaçı bitti? 18K'sı bitti. K'lar birbirini götürdü. 30 bölü 18. Hemen 6'ya böldün. 3 bölü 5 oldu. Demek ki bu işin 3 bölü 5'i bitmiştir. Görüyor musun? Pat 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 pat. Pratik yöntemler çatalı çutada patada de gidiyor işte böyle. Hayda bu ne şimdi? Neyse ısınma olduğu için herhalde kolaydır. Mehmet bir işin bir bölü 3'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 6 gün daha çalışarak bir işin 1 bölü 4'ünü yapıyor. Bak güya bu ben sana söyleyeyim. İşçi problemi. Güya bu işçi emek problemi. Ama bak emek işçi değil bu. Niye? Biz senle bu soruları çözdük. Nerede çözdük hocam? E, kesir problemlerinde çözdük. Çözmedik mi? Bak hatırlatalım. Ben 3 kere 4 12. Ben diyorum ki 12 x'lik bir iş var. 12x'lik bir işte bu adam ne yapıyor? 1 bölü 3'ünü bitiriyor. 12x'in 1 bölü 3 neydi arkadaşım? 4x'ti. Bak hatırladın mı? Böyle ok ok yapıyordum böyle. Ne güzel gidiyorlardı onlar. E çıkarsa geriye kaç kaldı? 8x. E 6 gün çalışarak o kalsın bir. Kalan işin 1 bölü 4'ünü yapmıştır. Kalan işin 1 bölü 4'ünü yapıyor. Yani ne yapıyor? 2x kadar iş yapıyor. Ha bir dakika. 1 bölü 3'ünü yapıyor. Tamam aynı hızla 8 8x, 8x var işim elimde 6 gün daha çalışarak kalan işin 1/ 4'ünü yapıyor. İşte bulduğum 2x'i kaç günde yaptı bu adam 6 günde yaptı. Buna göre Mehmet bu işin tamamını bu hızla kaç günde bitirir diyor? Yani bana sorduğu şey bu işin tamamını kaç günde bitirir? Bu adam 6 gün daha çalıştı. E benim işim neydi zaten? Benim işimin tamamı 12x'ti. E bu adam ne yaptı? 2x çalışarak 6 günde bitirdi. E bana sorduğu da tabii ki de 12x'i kaç günde bitirir? E 2x'i 12 12 katına çıkıyor. E 6 katına çıkıyorsa tabii ki de benim işim ne olacak? 6 katına çıkacak. 36 günde kaç günde bitirir? 36 günde bitirir. Bakın arkadaşlar bu işin tamamını bu hızla kaç günde bitirir diyor. Yani kalan kalan kısmı kaç günde bitirir demiyor. Dikkat edin. Bu işin tamamını kaç günde bitirir, kaç günde yapar diyor. Bu işin tamamı dediği için ben 12x'e baktığım zaten doğru orantıyı biliyordum. 12x, 2x, 36, 6 ya da 6, 36 olur. Şimdi peki biz bu olaylara alıştığımızı düşünüyorum. O zaman sana bir soru. Ahmet bir işi x günde yapıyor. Tağla'a da x bölü 2 günde yapıyor. Ahmet ve Teala bu işi birlikte dört günde yapıyorlar. Şimdi sana bir soru. Dikkatle dinle. Bu adam iki, x günde bitiriyor. Bu adam x bölü iki günde bitiriyorsa bunların kapasiteleri nasıldır sence birbirlerine göre? Biri x günde bitiriyor. Birisi daha hızlı günde bitiriyor. Daha çabuk, daha az günde bitiriyor. O zaman bu adamın kapasitesi yani iş çalışma gücü 2K mıdır? E bu adam da o zaman K kadar mıdır? Evet. E peki bu adamların biri K kadar iş yapıyor. Kim o? Ahmet. E biri de Tala'da 2K kadar iş yapabiliyor. O zaman bunlar bir günde 3K yapar mı günde? E tamam. E peki bu adam 4 günde bu işi bitiriyormuş Ahmet ve Tala. Ahmet ve Tala 4 günde bu işi bitiriyorlar. O zaman 3K çarpı 4K eşittir 12K'dır. Peki 12K ise bu adam ne yaptı şu an? Bu işi bitirdi görüyor musun? İkisi birlikte bu işi bitirdiler. 4 günde bitti. Bana ne soruyor? Talha bu işi kaç günde bitirir? Peki Talha'nın kapasitesi 2K mıydı? Aynen öyle. 12K'lık bir işi ne yapacak Talha? 2K, 2K yardıracak. O zaman ne oldu? Cevap ne çıktı? 6 çıktı. Neden? Çünkü bu adam 2K, 2K, 2K toplam 6 günde yapar. Bak ne oldu? X gün K kadardır. X bölü 2, 2K kadardır. Neden? günler azaldıkça demek ki benim hızım çok hızlıdır. Ben sana biraz önce gösterdim bir tane soruda. Ne dedim? Bunları bilmelisin. Ne zaman bilmelisin? Bak hiç normalde her zaman bilmeyebilirsin. Benim Ben şu ana kadar bu işlemi kullandım mı kullanmadım. Bir tane örnek olsun diye gösterdim. A bir işi x saatte yapıyorsa, B bir işi y saatte yapıyorsa A ve B bu işi t saatte bitirir. Bak normalde formül bu. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü t. Peki bunu ne zaman kullanacağız hocam? Baktın soruda hiçbir şey vermemiş. Allah'ım ya Rabbim, bu ne? Nasıl yapacaksın? Hiç, hiç aklından bir şey gelmiyor. Kapasite işe bir oran veremiyorsun, kapasiteleri bulamıyorsun. Hemen bu formülü kullanacaksın. Kullan bakalım nasıl kullanacaksın bu formülü? Görelim bakalım. Bir işi Ahmet Mehmet'ten 15 saat daha kısa sürede yapıyor. Mehmet'ten Mehmet T sürede yapıyorsa, 15 saat daha kısa sürede yapıyor. T eksi 15. Tamam. Bu işi ikisi birlikte 10 saatte yapabildiğine göre, tamam. Mehmet bu işi kaç saatte yapar? Bak formül neydi? Hemen formülü gösterelim. Formülümüz neydi? Formül 1 bölü bitirme süresi t eksi 15 artı 1 bölü diğerinin bitirme süresi t eşittir neymiş? 1 bölü 10'du. İksim, işin bitme süresi. Hocam şimdi niye bunu kullandın? Şimdi niye kapasite kullanmadın? Tek tük sorularda bazen böyle hiçbir şey vermeyen sorularda tek tük sorularda bu, bu yöntem kullanılabilir. Peki ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Payda eşitlediğimizde de ne oluyor? Hemen bakalım. Yukarısı t oldu. Artı t oldu. Eksi 15 oldu. Aşağısı ortak payda t çarpı t eksi 15 oldu. Kaç tarafta? 1 bölü 10 oldu. Hemen toparlayalım kaç tarafı. Şurada bir tane daha parantez var. Hemen toparladık. 2 t eksi 15 bölü t kare eksi 15 t oldu. Eşittir 1 bölü 10 oldu. İçler dışlar yapalım. 20 t eksi 150 oldu. Burası içler dışlar yaptığımda. Burası da t kare eksi 15 t oldu. Herkesi karşıya atalım arkadaşlar. Bu buraya gitsin bu buraya gelsin. Bak bu buraya gitti. Şu şuraya gitsin. 150 olsun. Bunlar da buraya gelsin. 35 t eksi t kare oldu. Şimdi size çok güzel bir yöntem göstereceğim. İyi izleyin. 35 ee, t parantezine alırsam 35 eksi t olur mu? Olur. Buradan bak 150. Şimdi çok pratik bir şey söyleyeceğim. Normalde burada 10. sınıflara göreceğiniz çarpan arayımı var. Ama burayı nasıl yaparsın? İyi izle. Hangi iki sayının çarpımı 150'dir? 5 ile 30 mu? O zaman bak bu 5'tir. Burası 30'dur. Oluyor mu? Oluyor. Peki burası 30 olsa burası 5 olsa? Oluyor mu? Oluyor. T'ye 30 dedim mi? Oluyor. Peki T 5 midir 30 mudur? E baksana arkadaşım adam 15 saat kısa yapıyormuş ya. O zaman demek ki T dediğim 5 değil. T dediğim neymiş? 30'muş. İşte böyle çarpanlarına ayırarak yani bir paranteze alarak hangi iki sayının çarpımı 150 diye düşünsen aklın şaşırmadan yapar. Şimdi ne dedik biz? Bazen böyle sorularda sayı vermezse böyle yapacağız dedik. Ne diyor? Ali bir işi 3A bölü 2 günde. Ayşe aynı işi 2B bölü günde bitiriyor. Ali ve Ayşe bu işi kaç günde bitirir diyor. Tamam soru bu. Bir de arada ne vermiş? Şöyle bir bağıntı vermiş. O bağıntı demek ki bana lazım olacak birazdan. Ama şimdi ne yapıyorum? 1 bölü 3A bölü 2. Biraz önce formülüm neydi? Hatta formülü bir kere daha çekelim. Gösterelim. İşte formülü sevmediğimiz için böyle olabiliyor. Formül ne? Şurada gözüktü. 1 bölü x, 1 bölü y, 1 bölü t. İkisi birlikte. 1 bir bölü t. Hemen buraya bakıyorsun arkadaşım. Hemen buraya bakalım. Ne yaptık? Hemen söyleyelim. 1 e, bir bölü 2 bölü B yaptın. Eşittir ne olacak? 1 bölü bitirme süreleri olacak. Hemen bakalım o zaman buraya. Yukarı attın. 2 bölü 3 A artı B bölü 2 oldu. Ters çevireceksin iki tarafı da toplayacaksın. 1 bölü T oldu. Peki şuradan devam etsem ben sana çok güzel bir şekilde. Paydaları eşitleyelim. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 3A ile çarpalım. Çarparsan 4 artı Şurayı 3A ile çarparsan 3A artı B bölü aşağısı ne oldu? 6A oldu. Bu nedir? 1 bölü T'dir. Süper. Hallettik galiba. Hemen ters çevirelim. Çünkü bize T lazım. O zaman T lazımsa T eşittir. Ne oldu? 6A bölü 4 artı 3AB oldu. Bunu da müthiş şekilde hallettik. Bitti. Şu an soru benim için bitti. Çözümü buldum. Bu bağıntıdan bir şey çıkması lazım. Hemen bakalım çıkıyor mu bize gelen bir şey var mı? 3B eşittir 3'müş. O zaman ne oldu? 4 artı 3AB eşittir. Şey bölü A eşittir 3'tür. E peki buradan ne dersin? 4 artı 3AB eşittir 3A'dır. E peki kardeşim ben buldum mu? Buldum. Neyi buldum? Şu alttaki değerin 3A'ya eşit olduğunu buldum. O zaman 6A bölü 3A o da nedir? 2 oldu. İşte bu güzel soruyu da bu şekilde bitirdik. Geriye çok az sorum kaldı arkadaşlar. Sabır. Hatta çok güzel 3 sorum kalmış. İşçi havuz problemleri yok kitapta demişti Ay, okul müfredatının aslında olmaması gerekiyor ama okul kitabında var demiştim. Hocam yazılda sorar diye ben yapıyorum. Bir kere burada Ahmet bir işin 2 bölü 3'ünü 8 günde yapıyorsa 2 bölü 3'ünü 8 günde yapıyorsa 2 bölü 3'ü yani 3'e bölmüş 2 ile çarpmış 8 olmuş. 3'e bölmüş 2 ile çarpmış 8 olmuşsa tersini yapacağım. 8 bölü 2 çarpı 3. O zaman bu Ahmet ne yapar? Normalde bu işin tamamını bunlar sadeleşiyor pardon. 12 günde yapar. Ahmet bu işin tamamını 12 günde yapar. Tamam. Selim aynı işin 4'te 3'ünü. Selim'e bak şimdi. 3 bölü 4'ünü kaç günde yapmış? 6. Peki 4'e bölüp 3 ile çarptığında 6 mı? Tersini yap. 6 bölü 3 çarpı 4. Bunlar birbirini götürdü. 2. O zaman Selim ne yaptı bunu? Selim de bunu 8 günde yaptı. Süper bir şekilde buldum. 6 günde değil. Artık 1'i 12, biri 8. Bak şimdi bunlar aynı işi mi yapıyorlar? Evet. Bak yine aynı şeyi söylüyorum. Kapasiteye geldim. 12 ile 8'in ortak katı kaç? 24K. Peki bu adamın kapasitesi ne? 2K. Bu adamın kapasitesi ne? 3K. Bak ne diyor bana? İyi izle. Selim çalışma hızını iki katına çıkartırsa çıkartsın bu adamın hızı 6K artık kapasitesi 6K. Ahmet de yarıya indirsin diyor. İndirdi o zaman bunun da hızı K kadardır. İndirip ikisi birlikte iki günde aynı işi kaç yaparlar diyor. Hemen iki güne bakıyorum. E, bunlar artık 7K kadar iş yapıyor bir günde. E, i̇ki günde kaç K kadar yaparlar? 14K yaparlar. E bu işin 2 günde kaçta kaçını yaparlar diyor. 14 K'sını yapar. Nerede? 24 K'lık işin 14 K'sını yaparlar. Tabii ki de K'lar sadeleşti. Tabii ki de bunlar gitti. O zaman ne oldu olay? 7 bölü 12 oldu. Çok hızlı bir şekilde bu soruyu da yaptım. Gördüğün gibi bitti. Hocam bu ne? Havuza geldin. Evet havuz problemleri dediğim gibi olmayabilir, oladabilir. Sıkıntı yok. Ben sana bunları çok güzel bir şekilde anlatacağım. Neden anlatacağım? Çünkü bunların biraz önceki gördüğün gibi e, emek problemleriyle hiçbir farkı yok. Bunun gördüğün gibi işçi problemleriyle hiçbir farkı yok. Çünkü bunlar da bir işçi. Havuzu doldurmaya çalışan bir işçiler. Yine aynı şeyi yapacağından emin olabilirsin. A ve M musluğu 12 saatte, B musluğu da 15 saatte doldurabiliyor. Dibindeki C musluğu da 20 saatte boşaltıyor. Öyle bir havuz düşün ki... 12'ye, 15'e, 60'a bölünen, 20'ye bölünen bir havuz. Bak kafa hızlı çalışıyor ya. 60K'dır bunların ortakları. O zaman bu adam ne yapıyordur? Saatte 5K dolduruyordur. E bu adam ne yapıyordur? Saatte 4K dolduruyordur. Niye? 60K, 15 saat 4K. Bu adam ne yapıyordur? Bu adam ne yapıyordur? Saatte 3K, saatte 3K ne yapıyordur bu adam? Boşaltıyordur. Bunlar doldururken bu boşaltıyor. Boş havuzu Aynı anda açılırsa kaç saatte doldurur bu üç musluk? Ona bakacağım. E bu adam 5K dolduruyor saatte. Bu adam 4K dolduruyor saatte. Bu adam 3K boşaltıyor. Bunlar saatte ne kadar iş yapıyorlar? 6K iş yapıyorlar. Ne zaman? Bir saatte. E peki benim havuzum neydi? 60K'nın dolması için kaç tane saat lazım bana lazım diye bakıyorum. Demek ki 10 saatte doldurur. Müthiş yöntem ya. Gerçekten müthiş yöntem. Bu pratikliği de bir işte sana böyle biraz daha kazmaca soru verirse heyecan yapma. Kolay benim için de. Çünkü niye? Bak boş bir havuzu A musluğu 12 saatte dolduruyor. Hemen yapalım. A 12 saatte dolduruyor. C musluğu 48 saatte boşaltıyor. B musluğu da ne yapıyor? 16 saatte boşaltıyor. Ama nereyi? Kendi seviyesine kadar olan kısmı kendi seviyesine kadar olan kısmı boşaltıyor. Buna göre 3 musluk aynı, aynı anda açılırsa ne olur? Bu arada bu yükseklikler birbirine eşit. Yani şurası h, burası da h diyebiliriz. Yani buralar dolu olacak. E havuzun ortasındaki, burada arkasındaki yazıyor. Ortasındaki havuzun ortasındaki B musluğu tam ortada olduğunu biliyoruz. Kendi seviyesine kadar olan kısmı da 16 saatte boşaltır. Bak şimdi 12 48 16'nın ortak katı kaç? 48k Ama ben buraya 24K dersem bak 16'ya bölünmüyor güzel olmuyor. O zaman ben bunu genişletip ne diyorum 96K diyorum O zaman şu mesafe 48k'dır Bu mesafe 48kdır Daha doğrusu hacimim hacimim 48k'dır. E, o zaman bu tamamını dolduruyordu 96'yı dolduruyordu bu, bak iyi dinle şimdi. 96'yı 12 saatte doldurursa 8K'dır. 96'yı 48 ne yapacak? 2K boşaltma kapasitesi vardır. Peki bu adamın da kendi seviyesine kadar olan kısmı da 16 saatte boşaltıyorsa 48'i boşalttı. 13 şey 3 oldu. 16 3K oldu. İşte bu adamların çalışma kapasiteleri buymuş. Peki şimdi 3 musluk aynı anda açılırsa ne olur? Çok dikkatli dinle. A musluğu açılacak bu B'ye kadar B'nin bir fonksiyonu yok. O zaman 48'i bunlar halletmeye çalışacak. Ne yapacak A? A 8K ile ağırlığını koyacak. C'de 3K ile bunu boşaltmaya çalışacak. Toplam kaç K etti? 6K. Hedef neydi? 48K. O zaman 48K bölü 6K yaptım. Gördüğün gibi 8 saatte alt kısım doldu. Bak 8 saatte alt kısım doldu. Şimdi üstü doldurmaya çalışacağım. Üstü doldurmaya çalışırken... A ağırlığını koydu. 8K. C alttan bastırdı 2K. E bu da alttan 3K bastırdı. O zaman bunlara bir yol vermiyorlar şu an. Bak geçit vermiyorlar. O zaman ne oldu? 3K kadar kaldı. Peki 3K kadar ne yaptı bu adam? Tam 3K kadar bu adam doldurmaya çalışacak. Nasıl? 8K'ydı ama ikisini bu alıyor, üçünü bu alıyor. O zaman ne oluyor? 3K kadar. E peki benim Kalan yerim ne kadardı? 48 kaydı. 3K'ya bölersen ne olur? K'lar birbirini götürür. 16 saat olur. 3'ü birlikte açılırsa 6 artı 16 22 saatte bu iş biter. İşte bu kadar arkadaşım. Çok da güzel bir şekilde çözdüm. Özel bir soru. Son soru arkadaşlar. Sonra gördüğün gibi ödül sorum var. Biraz seni yorduk. Bir saati geçen bir yayın oldu ama ne oldu? Güzel oldu bence problemleri çok iyi bir şekilde pratik yaptık. Bence kaçırmayacağını düşünüyorum soru. Bak usta ne yapıyor usta? Usta 3 günde iki çift ayakkabı yapıyor. E kalfa ne yapıyor kalfa? Kalfa 5 günde iki çift ayakkabı yapıyor. Ama şu, şu an bunlar saçma. Neden saçma? Çünkü bu adam demek ki 0-4 çift ayakkabı mı yapıyor? E, öyle değil tabii ki de. Bunları genişleterek yapacaksın bu tarz soruları. Ne diyeceksin bak. Usta eşittir. 5 ile genişlet. 15 günde 10 çift ayakkabı yapar. Günde. E kalfa ne yapar? Kalfa da 15 günde 6 çift ayakkabı yapar. Tamam mıdır? O zaman bu 15 bu 15 yan yana çalıştılar. 15 günde ortaya ne geldi? 30 gün değil bak. İkisi yan yanalar. Usta ile kalfa çalışıyor. 15. gün oldu. Ne oldu? 16 çift ayakkabı etti. Bize ne soruyor? 48 çift ayakkabıyı ne zaman yapar diyor. E, çift ayakkabı arttıkça bu da artacak mı? Artacak. O zaman içler dışlar yaptık. 48 çarpı 15 eşittir. 16 çarpı x. 16 ile bu gitti. 3 oldu. X eşittir. Burası 1 oldu. X kere 1. X. X eşittir 45 oldu. Bu da kitaplarımızda olan bir soru problemler bitmez. 12'nin en önemli konusu arkadaşım sakın deme ki hocam 1 saat 7 dakika videom olur deme. Neden biliyor musun? Çünkü bu konu üniversitenin en önemli konuları problemlerin hepsi çok önemli. Lütfen bunlara videoları çok iyi dinle. Bir öncekileri iyi dinle. Çok soru çöz. Üniversite sınavında yarısı problem gelecek. Okulun anlama gelecek. Bence çok iyi oldu diyelim. İşte karşında ödüllü soru. Cevapları her zamanki gibi yorumlara bekliyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs>